Merhaba sevgili Jun TV izleyicileri. Bir Çiçekli Perdelerin Ardı programında yine karşınızdayım. Bugün çok uzaklardan, aslında bir zamanlar beraber sahnelere çıktığımız Harbiye açık havalarda değil mi Pelin? Binlerce kişiye seslendiğimiz arkadaşım, oyuncu şair diyelim şimdilik, programın akışında başka özelliklerinde konuşacağız Pelin'in. Pelin Batu karşınızda. Hoş geldin Pelin'cim. Nasılsın? Hoş bulduk. Ne güzel seni görmek. Özlemişim valla. Ben de öyle. Kaç yıl oldu biz Harbiye'ye beraber çıkalım, hatırlıyor musun? Ben de hafıza öyle çok şey değil ama net hatırlayamam. Ya, sanki başka bir çağ gibi geliyor. Yani ne kadar özgürmüşüz, ne kadar rahatmışız, ne kadar mutluymuşuz. Yani hakikaten yani 10 sene olmamıştır. Hı hı. Ben 7 sene ya da 8 sene maksimumdur. Ama hakikaten sanki başka bir devir gibi geliyor. Tabii canım. Hem şeydi, yani zaten bir 2014'ten beri tarih konusunda, bazı tarihler konusunda hafızama fena kazınıyor şeyler. 2014'ten beri biz Harbiye'ye çıkamıyorduk benim kardeşlikler. Neden? Çünkü 2014'ten sonra sahiden çok hani iniş çıkışlar vardı memlekette sürekli ama çok keskin bir iklim değişimi oldu. Harbiye açık hava herkeslere açık değildi artık. Dolayısıyla biz de 2014'ten beri hasrettik. Şey diyorduk, yani pandemi hiç aklımıza gelmiyordu. Ya artık lütfen 2020-2021 şu Harbiye'ye yine bir çıkalım, 5000 kişiyle buluşalım, biz de sahnede en az 100 kişi olalım, eski işte dostlarımızı çağıralım falan, böyle şey hayallerimiz vardı. Dediğin gibi sanki çok güzel, yani rüya demek istemem ama çok güzel bir rüya gördük. O 5-10 yıl sürdü. Çok müthiş buluşmalar oldu. Mesela işte senin olduğun etkinlikte değil mi? Sırrı abi de vardı. Dilberay da o şeydeydi. Dilberay da vardı. Onunla bu prova videolarımız hala yayınlanıyor. Herkes çok gülüyor. Hani onun böyle küfürbaz bir şeyi vardı ya. Aksiyon söylerken. Menajeri ve eşi de çok ilginç bir karakterdi. Kimdi? Menajeri ve eşi. Aa, evet. Acayipti ya. Çok enteresan. Benim o telefon görüşmelerim. Şeydi, çok ilginçti yani. Menajeri olan eşiyle görüşüyorsun ilk önce. Hemen Dilberay kapıyor telefonu. Evet söyle yavrum, söyle kızım falan diye. Afiyet olsun. Yani çok güzeldi. O etkinlikleri biz hala böyle, bizim seyircimiz de biz de hala böyle hasretle şey yapıyoruz, anıyoruz. Ama sadece artık onu hasret değiliz biliyorsun. Minicik odalarda yaptığımız konserlere de hasretiz. Ve Türkiye gerçekten şu anda her yer, biraz kırmızılar, pembeler giymişiz. Her yer kırmızı. Artık o manzarayı görmekten nefret ediyorum. Haritayı açınca böyle birkaç mavi, birazcık sarı. Şu anda... Bir tek Şırnak galiba iyi bunda. Şırnak haricinde. Ha, evet. Helal olsun. Korkmuşlar evet, kendileri. Hatta bir ara o birkaç il yan yana masmaviydi. Bir yerde, bir de solda en batıda Uşak. Şey gibi ya, şaka gibi memleketiz yani. Ve her taraf turuncu, sarı, kırmızı. Yani gülüyorum ama artık akrabalara, eşe, dosta da şey yaptı. Başladı Covid çok yakınımızda. Yani ağlanacak halimize gülüyoruz diyeyim. Sizin orada nasıl? Ben şu anda Amerika'dayım. Yani Eylül sonundan beri Amerika'dayım. Yani bir itiraf etmeliyim ki hiç buraya gelmek istemedim. Çünkü bana göre hani Trump Amerikası, hı-hı, hakikaten artık böyle arsız kapitalizmin en böyle hani ucuzlamış hali gibi geliyordu. Artı zaten bu siyah beyaz olayları, gerginlik vesaire, yani tarihinin bence en utanç verici zamanlarını yaşıyor. Buraya geldikten sonra tam bu Covid çağında da şeyi hissettim. Yani evet zaten burası tüketim toplumuydu ama artık yani o kadar abartmışlar ki. Çünkü yani sanıyorum tüketmekten başka hiçbir şey yapamıyorlar. Mutlu olacak bir şey mi kalmamış? Hiçbir şey kalmamış. Yani sonuçta böyle çok fazla sosyalleşemeyince, çok fazla yani insanların içip eğlenip birlikte olabileceği bir yer de kalmadığı için sadece tüketim ve tüketim gibi bir durum söz konusu. Yani dolayısıyla buraya geldikten sonra hakikaten çok ülkenin daha da bölündüğünü hissettim. Yani ben en son 20 sene önce Amerika'da yaşamıştım. Şimdi 20 sene sonra eskiden de siyah beyaz meseleleri vardı. Eskiden de hani fakir zengin arasında uçurum vardı. Ama şimdi bir de birbirinin müthiş bir tanrısızlık var, bir diyalogsuzluk var. Ya bulunduğum eyalet mesela Florida eyaleti. Yani Trump kazandı burada. Ya birbirlerinden nefret ediyorlar ve bayağı böyle ırkçılık var. Bunu hissediyorsun ve görüyorsun. Yani Türkiye'de küçük Amerika olarak çok benzer şeyler biz yaşıyor. Yani bizde de müthiş bir tanrısızlık var. Yani ya o taraftan ya bu taraftasın. İnanılmaz polarize olmuş bir dünyada yaşıyoruz ve tam da bütün bunların üstüne Covid gelince daha da yani böyle dişlerimiz sivrildi, tırnaklarımız keskinleşti. Çok zor yani insanların hakikaten empati kurabilmesi, birbirini dinleyebilmesi. Covid başta şey hissettirmişti ya, daha evrensel bir duygu olduğunu düşünüyordum ben. Daha minimal yaşantılara insanları meylettirmek. Biraz daha biz ne yaptık bu dünyaya, Allah bizi kahretsin deme hissi falan. Ve daha küçük şeyle yetinme, farklı şeylerle mutlu olma. Çünkü evlere şansı olanlar kendini evlere kapattı, izole oldu falan. Bu sonra gerçekten Türkiye'de de farklılaştı Pelin. Küçük Amerika diyorsun ya buraya. Evet, hayal ettik oldu yani. Yani hepimiz hayal etmiyorduk da yönetenler hep bunu hayal ediyordu. Bir değil mi? Bilim kurgu filmlerinde vardır ya. Ya da işte bir adaya düşerler sırasıyla herkes birbirini mecbur kaldık diye öldürür falan. Bir böyle kendini koruma içgüdüsü artık bencilliğin had safhasına ulaşmış olabilir mi acaba? Bana çok Kafkaesk geliyor. Yani bilim kurgu ve hani karanlık bir distopi karışma bir janra sokardım. Tabii ki insanlar bu hani Nazi şeylerindeki deneylerinde de olduğu gibi yok olmaya başladıkça en yakınını bile gözden çıkartabiliyor. Ve bu anlaşılır. Hani insan doğasına dair aslında beni şaşırtmıyor. Beni şaşırtan, yani hep birlikte dramada batarken en azından hani ülke için insanın yani birilerinin içinin sızlama duygusunun çıkmaması. Yani nasıl oluyordu hakikaten? Acımıyorlar ya. Yani acımıyorlar ormanları yok etmeye, acımıyorlar masum kadınları öldürmeye, acımıyorlar hayvanları işkence yapıp tecavüz etmeye. Yani bunun gibi yüzlerce örnek sayabilirim. Yani nasıl hani aynı cinsteniz, nasıl onlar da homo sapien, biz de homo sapien? Aklım almıyor. Çünkü yani sen bir kadına sadece boşanmak istediği için nasıl paramparça edersin, doğrarsın? Yani biliyorum diyeceksin ki orada normal zihin devreye girmiyor. Orada hakikaten hayvani bir şey çıkıyor. Ben öyle düşünemiyorum ama, bir kadın olarak tabii. Sen de aynı. Ben düşünemiyorum ama yani günde 3 kadın öldürülüyor ülkemizde. Ve bu benim uydurduğum rakamlar değil. Mor Çatı ve benzeri sivil toplum örgütleri bunu söylüyor. Tabii, yani ülkemizde her gün öldürülüyor. Ve böyle bir ülkede yaşayıp ben de sonuçta çok kısa bir süre için buradayım. Geri döneceğim. Kendimi bazen çok umutsuz hissediyorum. Yani bu nasıl değişebilir, nasıl dönüşebilir diye. Çünkü biz burada işte insan hakları, ormanlarımızı kesmesinler falan diyoruz. Pollyanna yerine koyuyoruz. Evet. Orası bir fiil, hani gerçekten katliam oluyor her gün. Hatırlarsın sen de çok yakın bir tarihte İstanbul Sözleşmesi'nin fesinden sonra o geceden sonra ertesi gün 6 kadın yanlış hatırlamıyorsam kocası sevgilisi tarafından öldürüldüğünü 6 kadın yani nasıl bir cesaret vermek bu değil mi? Bu o haberden bağımsız olamaz. Yani tesadüfen memleketin farklı yerlerinde müthiş bir var. Evet kesinlikle cezalandı. Olmaz diye. Yani bir de zaten bu cezai indirimler, iyi işte hal indirimleri. Evet. Düşünsene yani katil bir kadına asitle yakmış, kravat taktı diye indirim uygulanıyor. Kravat taktı diye. Yani bütün bunları hani bildikçe, öğrendikçe, okudukça ya da geçen gün 2 tane çocuğunu tecavüz eden öz babaları. Yani hani bunları hakikaten akıl almıyor değil mi? Aklım almıyor ve hani ne yapacağım şaşırıyorum. Yani benim de şimdi 2 yaşında bir çocuğum var ve bu çocuk bu ülkede büyüyecek. Yani bu çocuğu olabildiğince duyarlı, ince ruhlu, iyi bir insan olarak yetiştirmek istiyorum. Vicdanlı bir insan olarak yetiştirmek istiyorum. Ama hani bir taraftan da bunlara tanıklık edecek, bunların bir parçası olacak. İçim titriyor. Normal bir insan olabilecek mi yani, değil mi? Evet. Dengesiziz. Evet. Zaten hepimiz dengesiziz. Yeni nesilleri ben de çok merak ediyorum. Çünkü evet, yani benim etrafımdaki kadınlar oğullarının özellikle hani vicdanlı yetiştirmeye çalışıyorlar çocuklarını, ama özellikle erkekleri, yani tüm cinslere karşı duyarlı yani ufacık yaşta, çünkü öyle oluyor ya, beliriyor karakteri. Ama olacak, o çocuklar da yalnızlaşacaklar mı? Nasıl olacaklar? Başka bir cemaat gibi mi yaşayacaklar? Çünkü arkadan böyle geliyor yani. Çok fena bir nesiller geliyor. Bu gördükleri haberlerle, bu ortamda yetişen, değil mi? Kesinlikle. Ve yani hakikaten kötü örnek daha hızlı çoğalıyor. Evet. Mesela yani şimdi İstanbul Sözleşmesi'nden bahsettim. Ben sonra sosyal medyada pek çok avukatın şunları yazdığını gördüm. Hapishaneden insanlar arıyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çıktık. Biz çıkabilir miyiz hapisten? Yani mesela tecavüz suçları ya da cinayet suçları arayıp bunu söylüyorlarmış avukatlara. Yani çok moral, o kadar çok böyle insanı aşağı çeken bir şey. Yani çok gerçek çünkü bunlar. Öyle hayal falan, kurgu değil yani. Ve bu ne için yapıldı? Belki gerçekten İstanbul Sözleşmesi sadece teoride duran bir şeydi. Belki hakikaten çok fazla bir real hayatta bir şey değiştirmiyordu. Çünkü sonuçta ne kadar güzel şeyler imzalanırsa imzalansın, orada onu uygulayan makam yasalar aynı mantıklı olduktan sonra değişmiyor. Dediğim gibi yani kravat taktı diye ya da çok efendi konuştu diye, sessiz kaldı diye vesaire. İndirim çünkü yani zaten mantalite kadın bir şey yapmıştır. Yuvayı yıkmaya çalışmıştır. Ya ben pek çok sivil toplum örgütünün kadın hakları ile ilgili toplantısına katıldım. Pek çok kadın mesela boşanmaya çalışmış, boşanmış vesaire, koruma bile vermiyorlar. Polis mesela istasyonuna başvuruyor. İstasyon mu denir o da, neyse. Merkezine başvuruyor. Karakola. Karakola başvuruyor. Polis ders veriyor. Sen neden kocandan ayrılıyorsun ki? Yuvanı niye yıkıyorsun ki? Bunun gibi onlarca örnek var. Kadın hani ölüm korkusuyla yaşıyor. Adam buna yuva dersi veriyor. Gel barıştıralım falan. Evet yani dolayısıyla belki İstanbul Sözleşmesi sadece kağıt üzerindeydi. Ama yine de en azından birilerini korkutuyordu. Hı. O yüzden zaten bir de ondan kurtulalım. Temizlik harekatı, yani büyük bir temizlik harekatı. Geçen hafta Financial Times'da çok iyi bir yazı yayınlandı. David Gardner yazmış. Hakikaten Erdoğan'ın tarafgirlerine attığı et parçası diye tanımlamış. Bildiğin et diye tanımlamış. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkmasını. Çok çarpıcı. Çok evet. Yani işin böyle keskinliğini çok daha net gösteren bir şey. 8 Mart'ı yakın zamanda, yani Nevroz geçti, ondan önce 8 Mart. Yakın zaman demiyor ama 3 hafta önce 8 Mart'tı ve sen Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğim kadarıyla çeşitli etkinliklere katıldın Pelin. Bir tanesi mesela kadının unutturulmuş gizli kalmış hikayesini mitoloji, edebiyat, felsefe, tarih penceresinden, bir de Pelin Batu'dan dinleyin diye bir şey. Nasıl geçti o etkinlikleri? Ben o tür etkinlikleri kaçırdım ama çok seviyorum. Çünkü biz evet edebiyat okuduk, tarih okuduk ama her seferinde başka gözlerle böyle hatırlatılması, başka örneklerle bana çok heyecan verici geliyor. Nasıl bir etkinlikti? Çok teşekkür ederim. Çok çok keyif alıyorum. Ben geçen sene belki bilirsin, bizim okulumuzda yani Boğaziçi'nde fizik bölümünde Alpar Sevgen vardır. Evet. Ve benim çok sevdiğim bir hocamdı. Alpar Bey için hep ben fizik okumak isterdim. Hep içimde kalmış bir şeydir. Alpar Bey inanılmaz bir şey yaptı. Pek çok bölümden hocayı ve okul dışından kadınları örgütledi. Ve ben mesela 4 tane seminer verdim. Bu anlattığım konularla ilgili. Tarihte kadın, antikada kadın, sanatta kadın gibi. Bilimde kadını anlatanlar oldu, hukukta kadını anlatanlar oldu. Ama sadece bir kere izin verildi bu. Yani bir bu arada Pelin'cim, bu geçen 2020 miydi? 2020'ydi evet. Çok güzel. Ben bunu 2021 diye not etmişim. Ama güzel bir zaten 8 Mart'ı konuş. Hayır, ben bunu işte bu sene kendi işte Zoom toplantısı üzerinden sosyal medyamdan tekrarladım. Yani Alpar Bey geçen sene Boğaziçi'nde bunu yaptırdı. Organize etti. Ve hakikaten çok güzeldi. Yani amfiteyatro full bir şekilde her bölümden öğrenciye kadın tarihini, kadın bilimdeki yerini, sanattaki yerini anlattık ve her hafta farklı kişiler, çok değerli hocalar anlattı. Sonra ben tabii bunun için her zamanki inek Pelin olarak defter doldurduğum için hakikaten onları aslında bir kitap yapmam lazım herhalde. Çünkü inanılmaz zevk alıyorum çalışmaktan ve bu mesela şey konusu hala kafamda büyük bir soru işareti ki seninle de bunu konuşmak isterim. Yani pek çok antropolog tarihte hiçbir zaman bir matriarkinin olmadığını, yani kadın egemen toplum olmadığını, işte Amazonların bir mitos olduğunu, hani bazı arkeolojik kanıtlar var ama yine de hani abartılmış bir hikayeden mürekkep olduğunu. Ondan sonra işte tabii münferit bazı toplulukların, işte Vietnam'ın, Afrika'daki toplulukların ya da işte bugün Moldova ve Ukrayna'nın bazı bölgelerine tekabül eden bazı alanlarda kadın kabilelerin olduğunu, işte Tacitus'un Germania kitabında güçlü kadınların olduğundan falan bahsediliyor. Okey. Ama bütün olarak hiçbir zaman bir matriarki olmadığını iddia ediyorlar. Çünkü kadınlar güçlü olduğu toplumlarda bölücülük yapmıyor. Yani eşitlikçi davranıyor, egalitaryen davranıyor. Dolayısıyla belki de facto olmuyor. Sadece eşit bir toplum oluyor. Oysa ki mesela Engels ve ondan sonraki kuramcıların, Başöfen gibi kuramcıların iddia ettiği tarım ve hayvancılığa geçtikten sonra, yani yerleşik düzene geçtikten sonra kadın kaybetmeye başlamış. Adı silinmiş. Çünkü eğitim hakkı, hukuksal hakları hepsi gasp edilmiş. Avcı toplayıcıyken daha eşit. Oturdukları anda hapsediliyor ve sadece bir üreme organına indirgeniyor, bir annelik rolüne indirgeniyor ve bitiyor orada bütün hakları ve hukuku. Dolayısıyla bunlardan yola çıkarak kadının tarihini anlatmaya çalışıyorum. Gizli tarih. Hani başlangıç böyleydi. Gizli tarih, çünkü kadın yok tarihte. Yani ya birisinin sevgilisi, ya birisinin karısı, ya birisinin işte hani entrika yapan yılansı varlığı. Yani hep böyle tarihteki kadınlar zaten birisine eklenerek yapılıyor ya da çok güçlüyse de hep bir pejoratif, negatif şeyler yapıştırılıyor. İşte Teodora ise fahişe oluyor ya da evet birisi cadı oluyor. Başka Katerina hiç böyle bitmeyen cinsel arzuları ve atlarla sevişmesinden bile bahsediliyor. Yani hep cinsellik arsız, yani örnek mesela Gentileschi diye çok sevdiğim bir ressam vardır. Bu Caravaggio tarzı resimler, tablolar. Müthiş bir kadın. Babası inanılmaz karşı çıkmış ressam olmasına, o dönemde düşün yani. Barok çağından bahsediyoruz. Barok dönemi. Genelde kadınlar ya evlendiriliyor ya rahibe okuluna gönderiliyor. Yani çok fazla opsiyon yok. Israr etmiş ressam olacağım diye. Sonra babasının iş arkadaşı ve ortağı ona tecavüz ediyor. Ve o tam bu Me Too hareketinde olduğu gibi hocasını ve işte babasının ortağını dava ediyor. Dava edilmesi görülmüş bir şey değil. 8 ay mı sürüyor ve o dava sürecinde resmen kilise işkence yapar gibi her türlü işte şey yapıyor, deney yapıyor üstünde kanıtlamak için. Sonunda davayı kazanıyor. Ve kendi stüdyosunu kuruyor 19 yaşında daha. Ay canım benim ya. O niye verdim? Yani şimdi biz hepimiz belki birazcık sanatla ilgilenenler Caravaggio'yu bilir. Ya da işte hani Leonardo'dur, Raphael'dir. Bütün bu ressamları biliyoruz ama Gentileschi ismi inanılmaz iyi ve gerçekten çok iyi bir ressam olmasına rağmen sadece bu tecavüz davasıyla uzun süre nam salmış ve ondan sonra da hani bu sansasyonel haberlerle haber olmuş. Oysa ki resimleri konuşması lazım. Tarihte en çok kadın konusunu resmeden, işte İncil'deki kadın hikayelerini kadın tarafından resmeden kadınlardan bir tanesi. Ya bunun gibi pek çok örnek verebilirim. Ama sonuçta hani derste de ya da seminerlerde de anlatmaya çalıştığım, çok başarılı da olsanız ya da müstesna bir figürde olsanız, tarihçiler de genellikle erkek olduğu için onlar da benzer rol biçip yazıyorlar. Dolayısıyla sizin çok cesur ve hani bir işte hani bütün şeyleri, dalgaları atlayarak bir yere gelmeniz de bir şey fark etmiyor. Hı hı. Sonuçta size biçilen rol, damgalanıyorsunuz. Scarlet Letter'daki A harfiyle damgalandıkları gibi. Ancak hani 1960'lardan 70'lerden sonra yeni bir tarihçilik oluştu da şimdi alternatif bir tarihten bahsedebiliyoruz. Ama pek çok tarihçinin zihniyeti aynı. Hala işte muktedir'in tarihini yazıyorlar. Hı hı. Büyük adam tarihini yazıyorlar. Büyük beyaz adamlar. Bu çok benzer zaten Pelin. Şey diye dinliyorum ben seni. Kadın edebiyatçıların tarihi. Dedin ya 60'lar 70'ler. Kadın müziğinin tarihi. 60'lar 70'ler. Yani böyle tekrar ele alındığı, kadınların da yazmaya başladığı ya da hayır efendim öyle değil, sizin anlattığınız gibi değil dediği. Yani mesela kadın edebiyatçılar için hala çok rahat şeyi sorarlar ya, sen bir şair olarak zaten gülüyorsundur buna. Neden kadın şairimiz daha az falan. Bu böyle çok fütursuzca da sorulur ya. Abicim, evet. Abiler, amcalar var, kadın şairler var ama işte önce bir o mutfaktaki işler falan filan yapıyor. Senur Sezer bunu böyle anlatırdı. Önce o işler hallediliyor ve kitaplar çıkarılıyor, dergilerde şiirler yazılıyor da siz o tarihi yazarken yine işte çok daha rahat söylemek. Yani Turgut Uyar, Edip Cansever, Cemal Süreyya denir, sonra 4. Tomris Uyar söyleniyor falan. Bir sıralama yaparken de böyle şey. Niye önce Tomris Uyar'ı söylemiyorsunuz mesela? Orayı sürekli hareketlendiren, yeni şeyler, gündemler icat eden bir kadın Tomris Uyar mesela. 70'ler, 80'ler yani ve 90'lar feminizmin de tekrar kendine gelmesi, yükselmesiyle mesela kadın edebiyatına da biz onlarca kitap okuduk değil mi? Ya yani o kitaplar nerede, nasıl üretildi, ne oldu? Kadın müziği de öyle. Yani çok gelenekseline bakarsak kadına aşık niye yok? Var da sizin gibi kahve dolaşamıyor. Siz erkekler gibi. Ya da bağlaması kocası tarafından kırılıyor çoğunlukla. Anlatıyor bunu kadın aşıklar. Benim bağlamam vardı, aldı, çaldı yere. Sen çalamazsın, senin evde işlerin var diyerek ben. Dolayısıyla şey, çok değil mi? Hep çok benzer paralelliklerle şey yapıyor, yürüyor. Sen yani bütün kadınların tarihini eminim tarihçi olarak daha iyi biliyorsundur ama ben hani ilgilendiğim iki alandan bir sürü örnek verebilirim. Çok yani ben edebiyatçı konusunda bir mesela bir kitap yazdım. 30 tane kadının biyografisine, hayatın seyrini değiştiren kadınlar diye. Yeni bu değil mi? Onu da soracaktım. Bu 8 Mart'ta yayınlandı. Yok, o da daha önce yayınlandı. Ben yine galiba 8 Mart'ta gördüm. Yani bazen hatırlatıyorum çünkü gerçekten de yani, inanılmaz yani 4-5 sene üzerine çalıştım. Özellikle Türk edebiyatçıları konusunda çok zorlandım. Çünkü o kadar az arşiv var ki, çalışma var ki. Mesela hepimiz Mihra Hatun'dan bahsediyoruz. Ne güzel işte kadın, Türk şair vesaire. Yani Şenur Sezer ve birkaç tane ciddi çalışma haricinde hiçbir şey bulamadım Mihra Hatun'la ilgili. Yani bir iki tane işte tez çalışması var. Bu kadar. Aynı şekilde işte Türk işte kahramanlık savaşı, bizim işte Kurtuluş Savaşı'mızdaki Fatma kadınlar falan. Ya inanılmaz çok kadın var. O kadınların hayatlarını araştırmaya çalışıyorsun. Doğru dürüst hiçbir şey bulamıyorsun. Bütün bilgiler birbiriyle çelişiyor. Hı hı. Birisinde işte kocasının peşinden gidiyor, birisinde erkek kardeşinin peşinden gidiyor, birisinde işte Atatürk'le tanışıyor, birisine tanışmıyor. Hepsi yani hiçbir bilgi birbirini doğrulamıyor. O zaman diyorsun ki biz böyle ne kadar acayip kadın kahramanlarımız vardı. Türkler şöyledir, böyledir. O zaman sahip çıkın. O zaman düzgün biraz araştırın. O da yok. Yani bugün yapabilirler onu. Onu da yapmıyorlar ama. Hı-hı. O yüzden de evet yani edebiyatta da, tarihte de, felsefede de yani her dalda kadın zaten arka planda kalmış. Kaldırılmış. Hala da kaldırılıyor. Hala eğitim verilmiyor pek çok kız çocuğuna. Pek çok yerde eğitim verilmiyor. Hı-hı. İnsanlara çocuk sayısını sorunca kız çocuklarını saymıyorlar bile. Yani dolayısıyla biz böyle konuşuyoruz ama gerçekten bunun yavaş yavaş değişeceğini ümit ediyorum. Dünyada çünkü değişiyor. Kadın hareketine güveniyorum ben de. Yani güveniyorum. Bir de o çok hoşuma gitti. Bir antropolog kadın bonobo kabileleriyle çalışıyormuş. Ve gözlemlemiş ki bonobolar ya kadın erkil, matriarkal bir toplum değil ama kadınlar çok güçlü. Neden güçlü diye bakmış antropolog, kadın bir antropolog ve fark etmiş ki bütün kadınlar diğer kadınları kız kardeşi olarak görüyor. Hmm. O yüzden de birbirlerine acayip sahip çıkıyorlar ve sahip çıktıkça güçleniyorlar, ezilmiyorlar. Hmm. Ve kadın da Amerika'ya döne şunu söylüyor ve ya, Anglo-Sakson kültürüne. Ya biz birbirimize kız kardeş gibi davranırsak feminist hareketi bambaşka bir yere gider. Hı hı. Yani maalesef biz bazen bunu unutuyoruz. Türk kadın hareketinde de müthiş insanlar var. Ama Nezihe Muhittin gibi mesela örnekler de var. Beni çok güzel harcanmış kadınlar. Ya da Yaşar Nezihe vardır. Senur Sezer dedik ya. Yaşar Nezihe'nin işte ilk 1 Mayıs şiirini yazan kadın olarak, hatta şair olarak söylenmiş. Bunu Senur Sezer dile getirir. Ben de sonra bayağı bir okumuştum Yaşar Nezihe hakkında. Mesela yine geleneksel müzikte çokça bilinen Kazancı Bey'in okuduğu birçok gazel, gazelin sözleri Yaşar Nezihe'ye ait. Ama o kadar az insan bilir ki bunu. Hep o şeydir yani edebiyatta da yani ta Osman zamanından bu yana çok arka planda kalan isimler bunlar. Ya evet yine feminist çalışmalar sayesinde ben de öyle duydum, okudum hayatını. Çok enteresan, çok enteresan bir kadınmış. Bu şey hayatın seyrini değiştiren kadınlar kimlerdi Pelin? Bulabildiklerini, erişebildiklerini. Ben edineceğim bu kitabı ama geç kaldım. Demek kaç sene oldu çıkalım? 2 sene oldu. Ha. Şöyle yani dünyanın dört bir tarafından kadını seçmeye çalıştım. Ulrike Meynof mesela benim çok ilgimi çeken bir kadındır. Genellikle ilgimi çeken ya da merak ettiğim kadınları derinlemesine araştırdım. İran'dan mesela tahmin etkini yazdım. Şair. Tabii ki. Şey diyeceğim şimdi. Forough yazdım. Bir an Feyruz diyecektim. Ne yapıyorum ya şarkı Arapça Feyruz. Ben de isimler böyle şey olur. Feyruzat. Evet tabii ki. Çok severim. Yani, ben de bayılırım. Beni çok etkilemiştir. Ondan sonra Türkiye'den Kara Fatma'yı yazdım. Celile'yi yazdım. Nazmi'nin annesi. Sürekli tabii ki tarihin arka odasını seyredemiyorum. Gerçekten o katılımcılardan dolayı ya da işte yayınlandığı kanaldan dolayı ama ara sıra bakıyordum tabii ki Pelin ne yapıyor diye. Çok tatlısın o programda ya. Hani İngilizcesi mansplaining de Türkçe'ye tam olarak nasıl şey yapılıyor? Yani seni hiç konuşturmuyorlar. Sen bir şeyler anlattığında o programdan bahsediyorum. Sen bir şeyler anlattığında bir böyle şey bilen abiler edası falan ortamda. Ama çatır çatır tarih bilginle susturuyorsun. Biz kadınlar hep bunu yapmak zorunda kalıyoruz ya zaten. Yani kavga etmeden sakin sakin ders vermek maalesef. Yani o da bir agresif bir görüntü onlara göre, bana göre değil. Nasıl bir şeydi o ortam? Yani nasıl bir şey yaşadın? Şimdi bak kaç yıl oldu. Tekrar bakınca bazen sosyal medyada paylaşıyorlar kısa videolar ve bu mansplaining kelimesi Türkiye'de tanındıktan sonra onu neredeyse bir örnek olarak kullanmaya başladığı için ya ben kendi kendime bakıyorum ve sinirleniyorum ve ne kadar sabırlıymışım diyorum. Çünkü bugün aynı sabrı belki de gösteremeyebilirdim. Herkes o sabrı gösteremez. Ben bilmiyorum ki. Ben herhalde ağlardım falan. Böyle sinirlenince de şey yaparsın ya farklı savunma biçimleri. Ama bir de şöyle bir şey var. Ben o sıradayken şunu hissettiğimi çok iyi hatırlıyorum. Ben onların istediği gibi bağırıp çağırırsam televizyonda yapılmak istenen o şova dönüşür. Tam öyle. İnadına. Çünkü en tahmin edemediğim şey bütün o kanallarda zaten birbirine ciyak bağıran, sanki böyle mahalle kavgasına giren ve özellikle kadınlar üzerinden yapılan bir şey bu. Acayip nefret ediyorum o şeyden, vahşet. Evet yani bana şey gibi hani sirkumo panem, ekmek ve sirk verin halka demiş ya onları susturmak. Ekmek ve sirk yani ekmeğe indirgiyor gıdayı. Sirk'te günümüzde bu tür tartışma programları ve televizyonlar oluyor ve orada da işte gladyatör savaşı gibi birbirlerine ciyak bağırıp ondan sonra çıkıp birlikte çay içiyorlar yani. Evet, bir de öyle bir şey var değil mi? Arka tarafta başka dönüyor. Evet, sonra bir sonraki hafta yine gayet güzel başlıyorsun. Hı hı. Ya ben başlarken çok güzel başladı. Hiç o kadar hani gerginlik yoktu. Ama reytingler arttıkça dozaj arttı. Hı. Ve ben bunun hakikaten hani özellikle reyting yapılsın diye de yapıldığını düşünüyorum. Sen ama o zaman bir de kurban edilecektin aslında. Edilmedin ama öyle bir rolde bir şeydi. Ben özellikle bu ana diller meselesi programından sonra istifa ettim ve ayrıldım. Çünkü hakikaten yani benim ailem Balkanlardan gelmiş Arnavut, Türkiye'ye. Annem Arnavut, babam Bulgaristan tarafından gelmiş. Ve o programda mesela şey konuşuluyordu. Niye öğretmediler ki size? Çünkü ben dedim ki keşke anneannelerimiz bizi öğretseydi ama öğretememişler. Tabii yani bir sürü sebebi var bunun. Pek çok sebebi var ama en büyük sebebi, en azından ben kendi ailem için söyleyeyim. Geldikten sonra anneannem bir kelime bile Türkçe konuşmuyormuş ve bahsettiğim 2. Dünya Savaşı sonrası. Yani tarih açısından çok yakın bir tarih. Hı hı. Anneannem çok ağır aksanlı Türkçe konuşuyordu. Türkçesiyle dalga geçerdik biz. Ailede herkes kendi arasında Arnavutça, Makedonca konuşuyordu. Vay be. Ama özellikle öğretmemişler çocuklarına. Çünkü entegre olmasını istemişler, asimile olmasını istemişler. O psikolojiyi anlamaları lazım. Tabii. Ama ben bunları anlatmaya çalışırken ve anneanneme işte madam diye hani küçümseyici böyle üst perdeden konuşan insanlar o kadının psikolojisini anlayabilmek lazım. Yoksa istemez mi kendi çocuklarıyla kendi dilini konuşmak? Ama bunu yaşayamamışlar. Orada da karşımdaki program arkadaşlarım bana işte bir eliniz yağda bir eliniz balda sizin, öğretmemişler, tembellermiş falan tarzında bir karşılık gelince hakikaten artık dayanamadığımı düşündüm. Çünkü yani ne bir empati var ne de gerçek tarih biliniyor. Üstüne üstlük Sayın Erhan Afyoncu programda işte bu ülkenin hatasıydı, bu insanları almasaydı deyince benim için bu zaten ipler koptu. Yani gerçekten hani devlet haşmetli nasıl böyle bir şey buyurur onu da aklım almıyor. Çünkü yani zaten bu ülke dediğiniz Osmanlı'dan geriye kalan küçük toprak. Yani karmakarışık bir ulus ve zenginliğiyle bir imparatorluk olduğu için eskiden zenginliğiyle aslında övünmesi lazım. Her ulustan, her dinden, her mezhepten insan olduğu için. Hani Osmanlıcılık oynayacaksak da bu arada yani orasından bakalım. Yani orasından bakalım. Yani sizin devşirdiğiniz neredeyse bütün devlet insanları Balkanlardan gelmiş. Yani şey sıralaması var hatta hangi milletten en çok vezir çıkmıştır diye. En fazla Balkanlardan var. O zaman yani biz burada niye bu memleket bunları aldı demememiz lazım. Bir, ne haddimize? 2, zaten bu insanlar bu ülkenin parçası. Orada Müslüman oldukları için doğranıyorlar. Balkanlarda biliyoruz. Yani tarih boyunca 2. sınıf vatandaş olmuşlar pek çok yerde. Çok önemli bir yere girdin. Hemen ben mesela aklıma müzisyenler de geliyor. Müzisyenlerde Acem, Rum, Ermeni, Yahudi, Osmanlı müziği dedikleri, bizim müziğimiz, musikimiz dedikleri, yani Osmanlıcılık oynayacaksak diyorsun ya, o saray müziği denen müzik nasıl oluşuyor? Henüz Türkmenler yok ki. Türkmenler aşağılanan, dağlarda yaşayan, ekip biçip yaşamaya çalışan ya da göçer bir şekilde yaşamaya çalışan topluluklar. Yani ben de Türkmenim, oradan biliyorum kendi kişisel tarihimizden. Yani o kadar tek tipleştirici bir bakış var ki belli bir dönemden sonra işte biz ona müzikte mesela Cumhuriyet dönemi müzik politikaları falan diyoruz ama yani Osmanlı'nın sonunda iyice başlıyor bu. Tek millet, tek işte ulus bilmem ne falan. O kadar kolay değil onun ayıklamaları. Ama hala yani şu anda tarihçiyim diye çıkıp da televizyonlarda konuşanların bunu söylemesi çok insanı şey yapıyor değil mi? Yabancılaşıyorsun yani. 10 yıllardır tartışıyoruz. Bana şu çok mantıksız geliyor. Hani övünülecek bir şeye neredeyse bir potansiyel terörist yaftası yapıştırmak. Hı hı. Yani çünkü oraya gidiyor. Hani tabii. Ya bizdensin, ya tarafsın, ya bertarafsın. Yani bu formül zaten herkesin, yani tarihçisi de bunu yapıyor. Siyasetçisi bunu yaptığı için belki onlar da yapabiliyor. Yüz buluyorlar. Müzisyeni ama bekliyor. Müzisyen her yani her dalda yapıyordur. Yani çünkü çok kolay bu ve en basit uygulanan formül. Öyle olunca da sen kendini unutmak bir tarafa, ülkenin zenginliğini zaten fark etmeyip ülkeni harcıyorsun. Kesinlikle. Yani çok, yani gerçekten üzülüyorum. Üzülüyorum ve şaşırıyorum. Hala 21. yüzyılda böyle mantalitelerin olması çok çok garip. O yüzden televizyonlarımıza tek tip, artık televizyonlara biz mesela çıkmıyoruz ya, artık sosyal medya aracılığıyla, kendi kanallarımız aracılığıyla dijital dünyada var olmaya çalışıyoruz. Çünkü hangi televizyona çıkıp anlatacaksın şimdi? Bu memleket farklı, birçok kimlikten oluşur. Farklı diller konuşulur, şarkılar söylenir falan. Yani en başında konuşmuştuk ya, Harbiye açık havaya konuştuk. Bir rüya mı gördük biz, ne oldu? Tam öyle olmadı mı? Tekrar dönüldü yani. Zaten her televizyona çıkmadık ama çıkıp da kendimizi ifade edebildiğimiz yerler vardı. Şu anda sıfır noktasındayız. Yani işte birkaç yeni televizyon kanalı var. Orada olabiliyorsa oluyor. Onlar da daha ziyade sayeden hani muhalif kanallar diyelim. Onlar da zaten zar zor ayakta duruyorlar. Evet, yani ben buraya gelmeden önce bir iki tanesinden teklif aldım. Hakikaten yani kendileri anlattılar ne kadar zor durumda oldukları, sürekli ceza yedikleri. Yani bunu, tabii öyle bir şey var. Evet, yani daha yeni bu sabah okudum. Yine Rütük pek çok ceza vermiş Halk TV'ye, diğer kanallara, KRT'ye. Hı. Yani sürekli de sınanıyorlar zaten. Yani çok çok zor ve medya olmadan bu ülkede demokrasi zaten olamaz ki. Yani de facto olamaz. Dolayısıyla bu ne zaman değişecek bilmiyorum. İnsanların biraz korkularını kaybetmesi lazım ama yani buradan konuşmak çok kolay. Sonuçta siz sadece kendi aşınızla sınanmıyorsunuz. Aynı zamanda sevdiklerinize bir şey olacak diye korkuyorsunuz. Tabii ki. O zaten yani durduran birçok insanı. Ama yine de senin mesela o kanalda, Tarihin Arka Odası'nı da kendi duruşunla var olman, oraya dönersek kadınların özellikle hep yaşasın Pelin Batu vardı dediği bir şey. Bunu biliyorsun, sana geliyordur da zaten o şeyler. Ya teşekkür ederim ama ben pek çok insanın bana niye o kadar sustunuz, neden daha yüksek sesli konuşmadınız diye. Çok kolay oturduğu yerde onu söylemek. Boş ver. Öyle bir şey var mı ya? Önemli, sözünü yerinde, zamanında, belki de sabrederek, belki de hırçınlaşmayarak, değil mi? Tane tane söyleyip oradan ayrılmak çok daha etkileyici oldu bence. Şimdi ben senin hayat hikayene şöyle bir baktığımda zaten biliyordum ama İslamabad, Girne, Prag, Londra, Paris, New York gibi şehirlerde yaşamışsın. Babanın mesleğinden dolayı, İnal Batu'nun mesleğinden dolayı. Verdim en büyük zevki kitap. Ay ne güzel ya. Helal olsun. Şimdilik sen okuyorsundur ya da o resimlerine mi bakıyor? Resimlerine bakıyor. Çok tatlı. Bitti diyor. Sonra başka bir kitaba geçiyor. Ama onlar ne biçim, benim de yeğenlerimden biliyorum. Hafızaya nasıl kazıyorlar o şeyleri. O resimler tak bakılıyor 2 dakikada ama o hikayeyi anlat dediğinde cümle cümle anlatıyor, değil mi? Ya inanılmaz bir şey. Hafızası beni acayip şaşırtıyor. Yani dün bir kitapçıya gittik. Haftada 3-4 gün kitapçıya gidiyoruz. Bayılıyor kitap. Ne güzel ya. Bir kitapçıya gittik. Bir kitapçıda 3-4 ay önce koltuğun arasında bir tane ip bulmuştu. Sarı bir ip. O koltuğu gördü. Bak 3-4 ay ben bile unutmuşum. Sarı ip dedi koltuğu görünce. Gerçekten. Yani nasıl böyle bir hafıza olabiliyor? Çok çok yani unutuyorum ben. Bir de hayatımda ilk defa bir çocukla bu kadar yakinen ilgilendim. Çok tatlı. Bilmiyorum bu kadar hafızaları. Folik asitten diyoruz da o değil yani gerçekten. Farklı da bir şey var. Kuşaklar geliyor böyle. Ama kitapla büyütmen ne güzel ya. Çok çok sevindim. Ya hele ben söyleyeceğim, erkek çocuğu böyle büyütmek. Zaten oynasın kamyonetiyle, arabasıyla, bisikletiyle falan ama böyle ince yanlarının da olması yetişirken bence çok kıymetli. Yani hep söylüyorum, gerçekten çok feminist bir erkek yetiştirmek istiyorum. O da diğer erkeklere örnek olsun. Çok güzel, çok güzel. Aslında programı da böyle bitirebiliriz. Çünkü ben sormak istediklerimi ya da seninle konuşmak istediklerimi biraz şeye de dönecektim de bu senin hani bu dünya vatandaşı olarak bakman var ya, bizim yaşadığımız memleketi de Türkiye'ye de demin o kültürel çoğulcu perspektiften bakışın. Bunu şey diye soracaktım ama zaten öyle teslim edelim. Senin dünyanın birçok yerinde yaşamış olman. Bu şey yani evrensel bakışı orada kazan. Aileden zaten gelir ama bir de yaşadığın şehirler, farklı birçok yerde yaşamış olman, değil mi? Sen daha iyi ifade edersin bunu da. Ya şöyle, bir süre sonra aslında yer ne olursa olsun insanların aynı olduğunu görüyorsunuz. Yani hakikaten ben şimdi mesela Amerika'dayım. Demin bahsediyordum. Buradaki siyasi durum da az çok aynı. Hı hı. Buradaki polarizasyon da az çok aynı. Evet, belki de siyahiler ve beyazlar aynı eğitim şartlarına ulaşamıyor. Ama sonuçta bir siyahi devlet başkanı çıkarmış bir ülkeden de bahsediyoruz. Evet. Dolayısıyla birazcık kontrol mekanizmaları devreye girerse her yerin çok daha ferah olabileceğini görebiliyorum. Ama insan olarak korkularımız, tutkularımız, heyecanlarımız her yerde aynı. Ben nereye taşınırsam taşınayım rahat ediyorum. Yani burada da mesela aynı yaptığım şeyleri yapıyorum. Kitapçılarıma gidiyorum, kitaplarımı okuyorum. İşte tiyatroyu çok özlüyorum. En çok özlediğim şeylerden bir tanesi o. Evet, sen çok seviyordun özellikle. Çok zevk alıyordum. Türkiye'ye dönünce de umarım yaparım. Yaptığımda tabii Raphael'le bütün gününü geçiriyorum ve ben de çok şey öğreniyorum onun sayesinde aslında. Çocukluğumu unutmuşum, onunla tekrar çocuk gibi oldum. Ama çünkü gerçekten bütün gün parklarda, kitapçılarda koşturup duruyoruz. Ortalama böyle 6-7 kilometre yürüyorum. Güzel harika oluyor. Ya, çok güzel. Ama şeyi özlüyorum, yani hakikaten kolektif şekilde, ki bunu Türkiye'de şu anda belki yapamayız ama belki bu senenin ilerleyen zamanlarında yapılır. Kolektif bir şekilde güzel bir şey öğretmek. O yüzden mesela tiyatroyu... O hayalimizden vazgeçmiyoruz Pelin. Ben bütün programları öyle bitiriyorum. Yani bu Covid, başka bir şey, baskılar vesaire, bunlar bitecek bir gün. Tekrar sahnelerde buluşacağız, seyircilerimizle buluşacağız diye. Seninle de görüşeceğiz zaten. Yazın dönüyormuşsun. Umarım biraz şu kırmızı harita sarılara, mavilere döner. Hep beraber rahatlarız. Yemyeşil olur diyeyim, neyse. Buluşacağız. Bunun yolu yok. Bu kadar yani fazla kapandık evlere. Evlerden her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Yani bu mücadele de şey yaptı, hepimizi bir daralttı. Çıkmak istiyoruz. Buluşacağız. O hayalimizle bitirelim programı da istersen. Evet. Buluşalım. Güzel şarkılar dillendirelim. Güzel oyunlar sahneye koyalım. İnsanlara hayatta güzel şeylerin olduğunu hatırlatmamız lazım. Onlar biliyorlar ama bazen unutuyoruz bu mücadelenin içinde. Çok doğru. Ama güzel bir şarkı dinleyince bütün kimyamız değişiyor. Senin gibi güzel bir ses dinleyince içimiz ferahıyor. Yani güzel bir oyun izleyince kendi hayatımızı unutuyoruz. Başka birilerinin hayatına akıyoruz. Ve tamam, belki de televizyondan, Netflix'ten, oradan buradan dizi izlemek biraz uyuşturucu gibi bir şeyleri unutturuyor. Evet. Ama evet, yani o canlı, neredeyse pagan ritüeli gibi olan performansın tadı bambaşka. Beni de sahneler bekliyor Pelin. Böyle bitiriyorum. Öyle yani, bekliyor. Seyirciler bekliyor. Biz seyircilerimizi bekliyoruz. Bayağı hasret kaldık. Yeter artık. Çok teşekkürler. Evet. Çok güzel programdı. Bir de orada Raphael'i iyi tuttun ama, annesi. Onu öpersin hepimiz için. Öpeceğim. Çok sağ olasın. Sen öpüyorum. Öpeceğim tabii ki. Öpeceğim. Sevgili Jin TV izleyicileri, bir Çiçekli Perdelerin Ardı programından sona erdi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Susama.